Sayın seyirciler, bugün önemli iddialar vardı yine. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker her gün yeni bir iddiayla gündemi belirliyor. Yeni açıklamaları olacak, çok eğleneceğiz demişti son olarak. İşte o açıklamalar geldi. Bir kere açıklamalara bakıldığında Taşkesenlioğlu ailesi hiç eğlenmiyor, orası kesin. Çünkü Peker yine eski SPK Başkanı Taşkesenlioğlu'nu hedef aldı. Peker ayrıca Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu ve Top Deniz Meclisi üyesi Salih Orakçı'nın da adının geçtiği rüşvet ve yolsuzluk iddialarını gündeme taşıdı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu ve AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'nun da içinde olduğu rüşvet ağı iddiasını gündeme taşıdı. Biz akit yaptık. Peker önceden duyurduğu ve merakla beklenen paylaşımlarını Twitter'daki Deli Çavuş adlı hesap üzerinden gerçekleştirdi. Hoş geldiniz efendim. Peker, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun sermaye artırımı için kendisine başvuran Marka Yatırım Holding'in sahibi Minetozu Sineren'i AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu'na yönlendirdiğini, rüşvet çarkının da bu şekilde dönmeye başladığını iddia etti. Prangaları kurtarmaya Rabbül Alemin bizi nasiplendirdi. Zehra Taşkesenlioğlu'nun Minetozlu'yu Veyahut adlı bir finansal danışmanlık şirketine yönlendirdiğini söyleyen Peker, burada Minetozlu'dan 12 milyon lira danışmanlık adı altında rüşvet istendiğini öne sürdü ve belgeler paylaştı. Ve bunu çalıştırarak oradan devamlı para kazanıyorlar. Sistem hep böyle işliyor. Dünyanın neresi olursa olsun. Minetozlu Sineren'in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun Minetozlu Sineren'e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtti. Artışla beraber karımız da bu anlamda arttı. Peker Taranoğlu'nun Sineren'e Korkmaz Karaca isimli Cumhurbaşkanı danışmanı da sorununuzu halletmek için sizinle temas kurmak istiyor. Sakın onunla temasa geçmeyin. Sizden çok para ister dediğini iddia etti. İnşallah ilerleyen zamanlarda çok eğleneceğiz. Çok keyifli anlar yaşayacağız. Minetozlu Sineren'in daha sonra eski kıyı koruma genel müdürü ve TOB üyesi Salih Orakçı'ya yönlendirildiğini söyleyen Peker, Orakçı'nın Minetozlu Sineren'in şirketlerinden birinde ortaklık istediğini ve iki lüks araba parası aldığını iddia etti. Yatırımımız var, bu büyük bir yatırım. Onu büyütmeyi düşünüyoruz. Orakçı'nın arabalar dışında 2,5 milyon lira istediğini de öne süren Peker, Mine Hanım bu parayı da yollar. Ancak tüm bu süreçlerden sonra sermaye artırımı işi olmayınca Mine Hanım ortaklık işlerinin iptal edilmesi için talimat verir dedi. Ve bu adam devamlı oradaki görevlilerde olumsuz rapor yazdıkları için. Peker konuyla ilgili bazı WhatsApp yazışmalarını da Twitter'da paylaştı. O kadının kefil olmasıyla oradan çıkıyor. Peker paylaşımlarında Borsa Gündem isimli internet sitesinin sahibi Orhan Pala ve Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarı Burak Taşçı'nın borsa manipülasyonları yaptığını da öne sürdü. Peker, Pala ve Taşçı'nın Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun döneminde de huysuzluk yapan şirketlerle ilgili karalama kampanyasına girdiklerini iddia etti. Hoş geldiniz efendim. Minetozlu Sineren'in bazı şirketleri adına 25 milyon liralık sahne haciz operasyonu düzenlediğini söyleyen Peker, Pala ve Taşçı'nın da Minetozlu Sineren'in aleyhine haberler yaptığını belirtti. Böyle bir düşünceleri olduğu için kendilerinden ricada bulundu. Peker'in paylaşımlarının ardından Hürriyet gazetesinin internet sitesinden Burak Taşçı'nın tüm yazışmalarının silindiği görüldü. Gönlünüz rahat olsun. Ortalığa saçılan iddialar, belgeler ve yazışmaların ardından siyasilerden de tepkiler peş peşe geldi. Gülşen'i tutuklayanlar, Sedef Kabaş'ı gece yarısı alanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıranlara bir saniye gözaltı bile yapmayanlar, bu nasıl bir adalet? Önüne gelen soymuş, saraydan başlayıp danışmanından en alttakine kadar herkes hırsızlıkla, dolandırıcılıkla zirve yapmış. Daha neyi bekliyorsunuz? Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Yargının şu anda iktidarın hizmetinde olduğunu biliyoruz. Ancak tarihe not düşmek adına Sedat Peker'in bugün yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Elbette bir gün bu rezilliklerin peşine düşen sorumlu savcılar çıkacaktır. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Dualarınızda beni unutmayın.